Hocam tebrikler. İyi bir galibiyet oldu sonuçların ardından. Genel olarak da oyunda üstün taraf izledik. Nasıl değerlendirsin maçı? Öncelikle taraftarlarımıza ben teşekkür etmek istiyorum. Harika bir atmosfer vardı burada. Diyarbakır halkı bizi gerçekten çok güzel karşıladı. Hepsinin ayaklarına, yüreklerine sağlık. Çok güzel bir ortamda, çok güzel bir maç çıkardık takım halinde. Hocamız toplandığımızdan beri aslında üçlü oynayacağımızı biliyorduk ve onun üstüne çalıştık. Toplantıları yaptığımızda da rakibe karşı üstün geleceğimizi biliyorduk. Bugün gerçekten çok iyi mücadele ettik. Gerçekten çok iyi oynadık ve galibiyet aldık. Hak ederek bir galibiyet aldık. Ben takım arkadaşlarımı kutluyorum. Kendi takımında dörtlü savunmayla oynuyorsun. Artık milli takımda anladığımız kadarıyla üçlü savunmaya bir geçiş var. Bu adaptasyonunu nasıl etkiler? Aslında biz her taktiğe uyum sağlamak zorundayız. Çünkü ciddi rakiplerle oynuyoruz. Ciddi karşılaşmalar, ciddi analizler yapıyoruz. Hangi takıma, hangi sistemde oynayacağımız. Ama dediğim gibi dörtlü de üçlü de hepsine alışmamız gerekiyor. Takımımda evet dörtlü oynuyorum. Zaman zaman biz de hocamız da bizi Abdullah Hoca üçlü de deniyor. Dediğim gibi her taktiğe uyum sağlamak zorundayız. Uğurcan çok kısa iki sorum olacak. Birincisi Avrupa Şampiyonası'nın artık başındayız. Biz oralarda olmayı çok istiyoruz. Evet. Siz de çok istiyorsunuz. İstikrarsız sonuçlar alıyoruz. Bu istikrarı sağlayabilecek miyiz? Bir de Dünya Kupası'na gidemiyoruz ama favori takımın kim onu da soralım sana. İlk sorunuza cevap vereyim. Yani Euro Avrupa'da oynamak hepimiz istiyoruz Euro'da. İyi bir Euro geçirememiştik öncekinde ama buna katılıp gerçekten Türk halkını, Türk milletini sevindirmek istiyoruz. Aslında Uluslar Ligi'nde iyi oyunlarla galibiyet aldık. Bizden kolay rakipler olsa da iyi oyunlar oynamıştık. Son iki maçta biraz talihsizlik yaşadık. Ama dediğim gibi burada çok kaliteli, çok kariyerli oyuncular var. Milli takımın ağırlığı, formanın, şanlı formanın ağırlığı çok özel, çok büyük bir duygu. Dediğim gibi ona en iyi şekilde hazırlanacağız. İnşallah ikinci maçımızı da kazanıp, iyi bir oyunla kazanıp. Kazanmaktan önemlisi artık oyun. İyi oynamak istiyoruz, iyi futbolcularız. Dediğim gibi ona hazırlanacağız. Dünya Kupası'nda favorim yok. Dünya Kupası'nda olmak istiyorduk hepimiz. Olamadık, şanssızlıklar yaşadık. Dünya Kupası'nda favorim yok. Benim favorim her zaman Türkiye yani. Çok teşekkür teşekkürler, kolay gelsin. Şöyle biraz evet. Görebilirim. İyi mi abi? İyi. Tamam. Hazır mıyız? Metin gel çıkalım. 2-1'lik bir galibiyet ve milli takımla golünü kaydettin. Galibiyeti ve golünü nasıl anlatırsın bize? Valla çok güzel bir gündü bizim için. Diyarbakır seyircisine teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir atmosfer yarattılar. Ben de ilk golümü attım. Çok mutluyum. İnşallah nice milli maçlarında nice güzel gollere maça gelecek olursak gerçekten bence takım olarak çok iyi mücadele ettik. Kazanmayı bildik. Önde pres yaptık sürekli ve kazanmayı isteyen bir milli takım vardı sahada. Onun için gururluyuz. Ozan çok farklı takımlarda, farklı anlayışlarla oynadın. Aslında yaşın genç olmasına rağmen taktiksel repertuarın oldukça geniş. Evet. Bugün de üçlü oynayan bir milli takım vardı. Sahada başladın. Nasıl değerlendirsin yeni sistemimizi ve kendini nasıl hissettin bugün? Ya açıkçası dediğin gibi ben her türlü sisteme ayak uydurabilen bir oyuncuyum. Bugün de üçlü oynadık. İyi de oynadık bence geride defansta. Yani benim için sıkıntı yok. Sağda, solda, ortada, her tarafta. Elimden geldiğince mücadele etmeye çalışıyorum her zaman. Bugün de dediğim gibi üçlü oynadık. Güzeldi bence. İyi bir mücadele sergiledik. Senin oynadığın bölgede her zaman bunu söylüyoruz. Hocam çok fazla alternatif oluyor. Ciddi bir forma rekabeti var. Şimdi sana bir tane tavlar da geldi. Bu konuyla alakalı sen neler söylersin? Ya burası milli takım sonuçta. Rekabet bence başarıya getirir. Yani herkes birbirini zaten destekliyor. İyi olan oynuyor zaten sürekli. Dediğim gibi yani milli takım burası zaten. Olması gereken bu. Ozan, Uğurcan'a sorduk, sana da soralım. Dünya Kupası başlıyor. Olamadığımız için üzgünüz. Önümüzde yeni bir şampiyonu var. Hem bu durum hakkında hem de Dünya Kupası'ndaki favorini soralım sana. Ya tabii ki evden oturup izlemek gerçekten bir futbolcu için çok acı verici. Özellikle bizim için yani playoff'ta Portekiz'e elendik.
Tabii ki orada olmak isterdik ama olmadı. İnşallah Almanya'ya gideceğiz hep beraber. Yani favorim yok. Almanya'yı desteklerim. Almanya'da oynadığım için arkadaşlarım var. Almanya diyorum. Çok teşekkürler.